aşamadayız Sayın Vekilim. Söyleyeyim, aklımda çay olmadı. Havaalanımız da aşamadığı için. Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonumuzun organize etmiş olduğu kahvaltı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kocaeli Artvin Batum Havalisi Federasyonu olarak bizleri böylesine bir günde bizleri onurlandıran Metin abimize bir kez daha şahsım ve yönetim adına teşekkür ediyorum. Bugün burada çok samimi bir ortamda Kocaeli'mizi kendilerine anlatma fırsatımız olacak. Metin abimizin de bilgi birikimleriyle inşallah bizler de ondan faydalanacağız. Ama hepimiz Anadolu'yuz. Hepimiz Türkiye'yiz. Hepimiz Türkiye'nin ruhunun ifadesiyiz. Bunu fark edersek aslında bütün meseleyi çözeriz. Bugün de mesele zaten Anadolu'yu yok etmek isteyenlerle Anadolu'yu var ederek insanlığın kurtuluşunu, yani insana ait insanlık değerlerini, sevginin, merhametin, şefkatin, adaletin, hakkın, hukukun esas olduğu insanlık değerlerinin yok edilmesini isteyenler ile Anadolu üzerinden bu değerlerin insanlık için bir düzene dönüşmesini, mücadelesini verenler arasındadır. Bugün Türkiye'nin verdiği mücadelenin adı Kabe-i Muazzama'yı koruma mücadelesidir. Eğer başarılı olurlarsa kıyamet öncesi büyük savaşı insanlığa dayatacaklar. Kıyamet öncesi insanlığı yok edecek, bu savaşı engelleyecek tek güç Anadolu topraklarıdır, Türkiye. Hangi yaşam biçiminden olursanız olun mesele değil. Toprağın çocuğu olduğunuzu biliyorsanız, toprağın çocuğu olduğunu biliyorsanız, Adem'in nesli olduğunuzu biliyorsanız ve Adem'in ateşe karşı mücadelesinin farkındaysanız ne olursanız olun. İşte 15 Temmuz gecesi ayağa kalkan millet toprağın çocukları ayağa kalktı. Ateşe karşı. Hiç kimse birbirine partisini sormadı. Meşrebini sormadı. Mezhebini sormadı. Hiç kimse birbirine yaşam biçimini sormadı. Şalvarlı cübbeli bir beyefendiyle kot pantolonlu bir hanımefendi o gece sokaktaydı ve paletlerin altına yattılar. Bunları bir araya getiren güç toprağın gücüdür. Ve bugün insanlık bir büyük tehditle karşı karşıya. Bir büyük tehditle karşı karşıya. Bir kez daha toprağın çocuklarıyla ateşin çocukları küresel ölçekte karşı karşıya. İnsanlık ile insanlığı yok etmek isteyenler karşı karşıya. Ve bu insanlık adına insanlığı yok etmek isteyenlere karşı mücadelenin lideri de Türkiye'dir. Ey Türkiye! İnsanlığın yok edilmek istendiğinin farkındayız. İnsanlığı yok etmek isteyenlere karşı mücadeleyi ancak siz öncülük ederseniz verebiliriz mesajıdır. Sakın sadece bir Suriye toplantısı olarak görmeyin. Çünkü Suriye üzerinden, FETÖ üzerinden, DAEŞ üzerinden, PKK üzerinden şeytanın çocukları insanlığı yok etme savaşını zirveye taşımak istemektedirler. Afrika'da Sayın Cumhurbaşkanımızın gittiği her yerde Afrikalılar yollara dökülmekte ve sanki bir komşusu gelmiş gibi, bir arkadaşı gelmiş gibi, kendi evladı gelmiş gibi heyecan duymaktadırlar. Neden? Bu sizin asaletinizin ifadesidir. Çünkü siz
Tarihinizde hiçbir zaman gittiğiniz yerleri sömürmek için, gittiğiniz yerlerde hiçbir zaman gittiğiniz yerleri altın görmediniz, gümüş görmediniz, uranyum görmediniz, petrol görmediniz. Gittiğiniz her yeri insan gördünüz, merhameti götürdünüz, adaleti götürdünüz, şefkati götürdünüz, sevgiyi götürdünüz. 100 yıldır geri çekildiğimizden bu yana bu değerlerin hepsine hasret olan, kolları bacakları kesilen, milyonlarcasının denizlerde telef olduğu, denizlerde ölüme mahkum edildiği, milyonlarcasının köle ticaret pazarlarında satıldığı bir 100 yıllık tarihin ardından Türkiye'nin geldiği noktanın dünyanın her yerinde uyandırdığı, sokakta uyandırdığı heyecan aslında sözün başında ifade ettiğim Anadolu'nun ne demek olduğunun ifadesidir. Sayın Federasyon Başkanımız Mikail Kalyoncu, bugün Metin Bey'i davet ettiniz. Üyelerin ciddi manada ilgisi oldu. Bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim efendim? Buyurun. Öncelikle Kocaeli'mizin tüm basınına ve hasreten TV 262'ye çok teşekkür ediyoruz. Böylesine bir günde bizi yalnız bırakmadılar. Ben TV ailesine, 262 TV ailesine, federasyon adına yürüten teşekkür ediyorum. Tabii önemli bir gün. Genel seçimlerin arefesinde böylesine bir toplantı yapmamız kamuoyunda da ciddi bir ses getirmiştir. Bizim amacımız bir siyasi bir arena içerisinde böylesine bir toplumda böylesine bir organizasyon yapmak değil. Tamamen Kocaeli'mizin dertleriyle dertlenmek ve kendi birikimleriyle de bizlerin istifade etmesini sağlamaktır. Başta değerli büyüğümüz, bir hemşerimiz olarak da böylesine bir günde bizim yanımızda olmuştur. Kendisine tüm Kocaeli adına yürekten teşekkür ediyoruz. Biz Kocaeli Artvinler Federasyonu olarak da evet ciddi bir nüfusta da gurur duyuyoruz tabii ki, ama biz bunu asla bir siyasi ranta çevirmek gibi bir düşüncemiz kesinlikle yoktur. Ama hemşehrilerimizin de siyaseten kendi varlığını, güçlüğünü, birliğini, beraberliğini, halkıyla gönül köprüsünü kuran hemşehrilerimizin de yanında olduğumuzu ve olacağımızı da elbette ki söylemek zorundayız. Kocaeli'nin de bizleri temsil eden kıymetli belediye başkanlarımızın her zaman yanlarındayız. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Siyaseten de elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Burada bugün Kocaeli'mizi kendisine anlatacağız. Kocaeli'mizin durumunu, siyasi hareketlerini, sosyal hareketlerini, öğrenci ilişkilerimizi ve federasyonumuzun yapmış olduğu programları, yapacağımız planları kendisiyle bir istişare etme imkanımız olacak. Bu vesileyle de bizleri yakın takip eden tüm Kocaeli halkımıza, hemşehrilerimize ben bir kez daha yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Tabii biz bu bizim ilk toplantımız değil, size takdir edersiniz. Federasyonumuzu kuralı daha 8 ay oldu, ama öncesinde Kocaeli Artvinler Derneği olarak da bu tarz etkinliğimiz olmuştur. Kamuoyu buna şahittir. Bu tarz etkinliğimizi ayda bir elimizden gelen gayreti ortaya koyarak yapmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki salı günü yine kahvaltıda her zaman kendisiyle gurur duyduğumuz kıymetli büyüğümüz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızı da tekrar burada kahvaltıda bir araya geleceğiz. Onunla da bir takım istişarelerimiz olacak.